Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 yeni kadro açmış oldu. Herkes hayırlı olsun. Birçok dalda atama mevcuttur arkadaşlar. Normal itibariyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi diğer üniversitelere göre daha çok alım yapıyor aslında. Hani sadece bir ilanla sınırlı kalmıyor. Birkaç ilan karşımıza çıkarabiliyor bilginiz olsun. Daha önceki senede 3-4 farklı ilan getirmişti karşımıza. Yine karşımıza çıkarabilecektir. Baştan bunun bilgisini sizlere vereyim. Bizler elimizden geldiğince tüm memur atılmasını sizlere yayınlamaya gayet göstermiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Öncelikle ben bu linki yorum kısmına sabitledim. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Bu sayfanın en aşağısında başvuru linkini de bıraktım. Direkt sizler oraya tıkladığınız takdirde başvuru sayfasına ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Birazdan da göstereceğim zaten. Başvurular bugün itibariyle başlamış olduğu 29 Mart tarihinde sona erecektir. En güzel tarafı da online başvuru açılmıştır. Online başvurularınızı yapabileceksiniz. Ve diğer bir en güzel tarafı da sadece puan üstüne göre atanmış oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde yazılı veya söz sınav olmayacaktır. Bu güzel bilgileri başta vermek isterim sizlere. Sadece bir tanesine başvurabilirsiniz. Birden fazla ile başvurursanız ki izin vermez. Sistem izin verdiği takdirde de maalesef başvurularınız geçersiz kabul edilecektir. O yüzden sadece bir yere başvuracağınızı tekrar belirteyim sizlere. Diğer önemli kısımları sizler rahat bir şekilde okuyabilirsiniz zaten. Başvuru yeri tarihi şekli süresi hakkında bütün linkleri de buraya bıraktım. Ayrıca başvuru linkine de direkt sizler tıklayarak da ulaşım sağlayabileceksiniz. Peki hangi dal dağıtımı olacak? Büro memurları çoğunlukta olmak üzere örnek olarak büro yönetimi yönetici asistanlığı lisans mezunu olmak veya herhangi bir lisans mezunu olmakla beraber şu sertifikalara sahipseniz başvurularınızı yapabilirsiniz. Veya iletişim fakültesi mezunuysanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Radyo televizyon programcılığı gibi dallardan mezunsanız veya grafik tasarım ve lisans mezunuysanız. İngiliz dili edebiyatı gibi veya tercümanlığından mezunsanız. Almanca öğretmenliği veya dil edebiyatından mezunsanız veya bunun dışında Arapça öğretmenliği, mütercim-tercümanlık, iktisat, maliye, muhasebe, finans yönetimi, işletme, lisans mezunu olmakla beraber bir yıllık bir tecrübe istemiş olduğunda belirtmek istiyorum. Maliye, muhasebe, vergi uygulamaları, işletme, yönetimi, ön lisans mezunuysanız, akşam geç saatlerde veya hafta sonu çalışmaya elverişli olmak gerektiğinde, Özel olarak belirtmiş şu durumda arkadaşlar yani bu gibi alanlara atanırsanız zaman zaman hafta sonunda çalışabileceğinizi gösteriyor ama yüksek çoğunlukta arkadaşlar mesai saatleri içerisinde görev yapmış olduğunuzu belirtmek isterim zaman zaman bu şekilde de işiniz çıkabiliyor büro memurlarından yine yani maliye muhasebe işletme yönetimi ön lisans mezunu olmakla beraber herhangi bir şu sertifika veya şu şart istemiş durumda düz olarak bu şekilde bir ilan açılmış durumda arkadaşlar. Ama bana soracak olursanız da puanınız düşükse şurayı tercih edin. Çünkü birçok kişi burayı tercih etmeyebilir hafta sonu olduğu için bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer büro memurluğunda lisans mezunu herhangi bir lisans mezunu şu sertifikalara sahipse başvurularını yapabilecektir. Yine herhangi bir lisans mezunu şu sertifikalara ve tecrübeye sahipse başvurularını yapabilecektir. Veya herhangi bir ön lisans mezunu iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahipse başvurusunu yapabilir. Veya tekniker düzeyinde bilgisayar programcılığı gibi dallardan mezun olmakla beraber birlik bir tecrübe istiyor. Yine herhangi bir ön lisans değil bilgisayar programcılığı düzeyinde mezunsanız başvurularınızı yapabileceksiniz. Çubuk gelişkesinde çalıştırılmak üzere sizler laboratuvar teknolojisi gibi dallardan mezunsanız başvurularınızı yapabileceksiniz. Veya kimya teknolojisi dallarından mezunsanız. A işletmenliği gibi dallardan mezunsanız başvurularınızı yapabileceksiniz. Veya teknisyen düzeyinde 2 yıllık bir tecrübe istiyor. Veya bunların haricinde yine teknisyen düzeyinde atamalar mevcuttur. Çubuk yerleşkesini arkadaşlarım. Diğer teknisyen düzeyinde üniversitemizin mutfaklarında görev yapmak üzere gıda alanlarından mezunsanız, iş sağlığı güvenliği temeline sahipseniz, 2 yıllık tecrübeniz varsa buraya başvurularınızı yapabileceksiniz lise düzeyinde. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ön lisans mezunuysanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Diş protez mezunuysanız veya bunların haricinde yine herhangi bir ön lisans mezunu korumaya güvenlik görevlisine başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Veya destek personeline herhangi bir lise mezunu başvurabilecektir. Herhangi bir lise mezunu yine farklı ya da çalıştırmak üzere Yine bir atama mevcuttur. Şoför alımı mevcuttur. E sınıfı düzeyinde. Destek personeli bakım onarım düzeyinde. Lise mezunları başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sonuçlarda en geç 10 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru sonuçları açıklanmış olacaktır arkadaşlar. Başvuru bitiminden 1-1,5 ay sonrasında bizlerin karşısına çıkmış olacaktır. Evet biraz belki geç bir tarih ama en geç diyor. Yani daha erken de açıklanabilir. Uygunsanız başvurularınızı yaparsınız, değilseniz de diğer tüm memur atamasını şuradan kontrol edebilirsiniz. Veya Telegram, Instagram, YouTube kanalımızı takip ederek diğer memur atamalarını da takip edebileceksiniz. Veya başvuru yapmak istiyorsanız birana şuraya tıklayıp da direkt olarak şu sayfaya erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Hangisi size uygunsa buradaki sekmelerden başvuru butonuna tıklayıp da başvurularınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde de ilan. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım sağlarsınız. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.